Herkese merhaba. Efendilikte 26. haftanın tamamlanmasıyla birlikte normal sezonu noktalamış olduk. Artık playoffların heyecanı başlayacak bir sonraki hafta itibarıyla Haftanın değerlendirmesinde Mert'le birlikte karşınızdayız. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Alican. Teşekkür ederim. Öncelikle utanıyor musun diye sana sormak istiyorum. Mart'ın sonuna geliyoruz. İkimiz de olarak evet. program yapıyoruz seninle şu an. Yani, kış kışlığını yapmadı. Ahmet abinin berisi var. Yani Yakışıyor mu Alecan gerçekten? Yağmurlu soğuk bir şekilde haftayı noktaladık. Ama efendilik havası diyoruz her zaman. <laughs> Yorum yapmak istemiyorum bu <laughs> konuda. <gülüyor> evet. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra, espriler havada uçuştuktan sonra haftanın değerlendirmesine başlayalım. 26. haftayı tamamladık dedik. maç maç baktığımızda neler söyleyebiliriz? Biraz yoğun bir hafta, yani değerlendirme olacak bugün. O yüzden hani hızlı hızlı geçeceğiz. Haftanın ilk maçında Büyük Avlu'da Gutveras karşılaştı. 3-1 skorla sağdan Büyük galip ayrıldı. Devam maçında Spartak İstanbul'da Büyük Avlu'da karşılaştı. 5-2'lik bir Spartak İstanbul galib galibiyeti izledik. Burada Büyük e Akut'a pentez açalım. Akut direkten döndü diyebiliriz. Centilmenlik puanının eksi 30 limitinde yer alıyorlardı. Maçın başında eksi 29'a ulaştılar. Son anda e, ee, kart görmeyeden tamamlayarak maçlarını playoff'la kalmaya hak kazandılar onlar da. Spartak 5-2 yendi Akut. Evet 5-2'lik bir galibiyeti vardı Spartak İstanbul'un. O günün son maçında da son maski hibrit karşılaştı. Sağdan galip gelen taraf son maski olmuştu 3-1-2 skorla. Bugüne dönecek olursak Bordeaux keyfi kederi günlük maçını 1-0'lık skorla geçti. Devam maçında yine... Ee, İkinci Haftanın maçın AC Nevizade. Nevizade ve e, Vol karşılaştı. Nevizade uzun bir aradan sonra ilk galibiyetine ulaştı maçta 2 birlik bir skorla. Haftanın kapanış maçında da Kalipso ve Futbol Brothers ilk yarısı 0 sıra biten maçı 5-2'lik bir performansla bittiğini becerdiler diyorum. İki sene buradan tebrik ediyorum. Böyle kısa bir toparlama yapalım hızlıca. Zaten devamında bahsederiz detaylardan. O zaman hemen kategorilere geçelim. Haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golünü çok aradık. Son maçta e, güzel goller geldi. Haftanın golünü aradık 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 bulamadık. Neyse hatta 7 gol maçında son 3 golünde de bulabildik. E, adaydan gidelim sıra sıra. Öncelikle Krebson'un bir golü vardı. İlk adayımız o oldu. Coşkun'un kullandığı köşe vuruşun iyi bir konu organizasyonu vardı. Uğur doğrusu iyi yükseldi. Golünü kaydetti. Golümüzü bulduk dedik. Ta ki Ramazan'ın golüne kadar. Ramazan, Servay'dan aldı topla sağ kanattan... Kaleci de önde gördü birazcık ve çok güzel vuruş çıkarttı. Aşırı bir vuruşla topu gönderdi. Dedik ki haftanın golünü bulduk. Ta ki Ser Sercan'ın <laughs> volesine kadar. Servan'ın yine güzel bir ortası vardı. Adrese teslim. Sercan çok estetik bir vuruşta çok net bir vuruş vole çıkarttı girişine. Topu köşeye gönderdi ve haftanın golünü imza attı. Buradan bu üç futbolcuya da, adaylara da teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sercan'a da ayrıca kutluyoruz buradan. Tebrikler. E, haftanın golünden haftanın kurtarışına geçelim. çok adayımız vardı. Evet. Ya yani Haftanın golüne nazaran adayımız çok fazla. Haftanın kesinlikle kurtarışı. Öyle abi, kesinlikle öyle. Spartak İstanbul'dan orada da e, Yiğitcan'ın yaptığı çok estetik bir kurtarış vardı yine. E, kullanılan köşe vuruşuna vurulan bir kafa vardı. Köşeye doğru gidiyordu. Ben Yiğitcan'ın sadece plonjonunu gördüm. Köşeye giden topu mükemmel uzanarak çıkarttı ve haftanın kurtarışını imza attı. Dediğim gibi çok fazla adayımız vardı yine. Özür Kızılay mı? topun başına geçti kornerde ki hatırlayanlar olur. Geçen sezonun en güzel golünü imza atmıştı. Oylar tarafından seçilmişti. O gole dur yani, bu sezon Emre Eryiğit yaptığı kurtarışla adaylar arasında yer aldı. Ali Rıza abinin gene keza kurtardığı penaltı var. O da gene görülmeye değerdi. Onun yanında Ali Rıza abinin ve gene Spartak İstanbul'dan Yiğitcan'ın yaptığı maç boyunca çok birebir kritik kurtarışlar vardı. Giray'ın da burada... bir kurtarışı vardı uzandı. Onun da vardı. Evet. Yani bunları da de değinmiyoruz ama Peki. en öne çıkan unuttuklarımız bile var. Evet. Bütün kalecileri buradan genel bir parantez açtığımız bir hafta oldu aslında. Tebrik ediyoruz. Ee, haftanın takımı. Haftanın takımı Nevizade. Çok uzun bir yerden sonra galibiyet tahsetini Vol karşısında dindirdiler. Centilmenlik tablosunun lideri olan Vol bu hafta Nevizade karşısında malbete e, ee, mağlubiyetle tanıştı. Nevizade'de bu başarısından da uzun zaman sonra da moralle girecekler. Kendilerini buradan kutluyoruz. Haftanın takımı olarak ilan ediyoruz onları. Haftanın oyuncusu. Son maçtan Ramazan yaptığı asistlerle, attığı gollerle maç başından sonuna kadar gerçekten izleyenleri büyüledi. Kendisi haftanın oyuncusu oldu. Bir adayımız da yine FBO'dan Servay'dı. Yaptığı asistlerle gene, çok güzel gollerin imzasını pardon güzel golün ortaya çıkmasını sağladı. Ama Ramazan Ufak bir farkla attığı gol farkıyla da ve güzel gol farkıyla da haftanın oyuncusu oldu. Tebrik ediyoruz kategorilerde seçilen oyuncuları normal sezonun son haftasında diyelim. Şimdi tabii artık playoff'lar başlıyor Mert. Evet <laughs> güzel bir pas oldu. Aleyna teşekkür ederim. Sıralamalar önemliydi. Evet, bahsedelim abi ondan da. Efendiliğin zaten geçen sezondan bu sezona sarkan bir playoff e, dağılım var. İki gruba ayrılıyor takımlar. 13 tane takım. İlk 3 ve son 4 takım bir grupta yer alırken aradaki 6 takım bir grupta yer alıyor. Bu kurala göre biraz da telefona bakacağım ve değerlendirme olacak ilk defa. E, ligin lideri Vordro, son baskı Spartak İstanbul Fire Dryer, Kalipso Nemizade, Akut Futbol bir grupta yer alırken diğer grupta da e, Büyük Avlu, KFK Eder Futbol Brothers United, Goodfellas Hibrit ve Vol yer alıyor olacak. Zaten puan durumu değerlendirme esnasında ekranın bir taraflarında karşımızda <laughs> yer alacaktır. Eee diyelim. Tabii aslında burada ceza beraber... puanları da oldukça önemli bir faktör ki bunda önemli bir faktör olmasında tabii ki Halil İbrahim Dinç daha hocamızın da katkısı yadsınamaz. Yani kendisinin ortaya çıkarttığı bir tablo var. Gentleman'lık <laughs> tablosu. Buradan kendisini bu tablosunun mimarı olarak... olarak kutluyoruz. Ee, gömmüş gibi olduk ama ya. Yani. <laughs> Geçen seneye göre aslında burada da bahsedildiğin değişen ufak bir kural vardı. Bu sezon itibariyle bir eksi -30 30'a uzanan bir skala vardı. Ahmet abi zaten yeni değerlendirme videosunda bu skalayı da gösterici olacaktır şu an için. Buna göre takımlar playoff'lara eksi 5, eksi 3, eksi 1 puanlarına göre sıralanıyorlar. Eksi 10'a kadar yanlış hatırlamıyorsam, pardon özür, eksi 9'a kadar olan takımlar da ee, artı puanla başlayayım hakkı kazanıyorlar. İşte neden diyorduk? Gentilmancı oynayın diye. Bunun için diyorduk <laughs> takımlar. Ve ondan da yani zaten bütün takımlar topladıkları puanları da gene gentilmanlık tablosunu şu an ekranı <laughs> beraber göreceksiniz ölçüs kalırsı ile beraber. Ama biz ne çıkanlardan bir ufak bir bahsedelim. Geçen sene e en çok gentilmanlık puanından ağzı yanan takım Voldu. Eksi üçle başlamışlardı, playoffladı, normal ilerlediler. Ama gentilmanlıkta dez dezavantajı başlamaları onların belki de bir üst çıkmasını engellemişti. Vol bu sezon centilmenlik tablosunun şampiyonu. Ve Canımızı. artı 3 ile başlama hak geldi den tek takım. Playoff'ları çok önemli avantajla giriyorlar. Yer aldığı gene grupta çok fazla 5, 3 puanla başlayan takımlar olduğu için bu öyle bir grupta aslında bir tane koltuğun garantilenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Eğer Vol geçen seneki playoff'un performansını buraya taşırsa çok rahatlıkla bir üst turda göreceğimizi söyleyebiliriz. Yine keza belki şey parantez açabiliriz. Eksi 5 ile başlayacağın 6 tane takımımız var. E, onlar da bol bol e, eksi 5 ile yer alacaklar puan tabloları. Maalesef. E, onlara da belki bulunduğu gruplarda Fire özellikle e, bulunduğu grupta yanlış hatırlamıyorsam 3 tane takımla eksi 5 ile başlayan takım aynı grupta yer alıyor olacak. Fire Dryer'de artıyla başlayan bir diğer takım olacak. Artı bir puanlı playoff'lara girecek. Onlar da yine e, playoff'larda büyük avantajla giren takımlardan bir diğeri. Onların avantajını koruyabilecekler mi koruyamayacaklar mı eksi beşle başlayan takımlar ne kadar dönüş sağlayabilecekler playoff'ta onu merakla bekliyor olacağız biz de. Bütün takımlara normal sezonda oynadıkları bütün performanslardan dolayı da kutluyoruz ve playoff'ları heyecanla bekliyoruz. Playoff'larında da Mence'ye geçmesi dileğiyle diyelim. E, şimdiden hayırlı olsun. E, hayırlı Ramazanlar bu arada. Ramazan ayı da geldi. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Peki abi, haftanın değerlendirmesini bu şekilde yapmış olduk. Normal sezonun son haftasında emeği geçen başta Halil İbrahim Dinç daha hocamız olmak üzere. Herkese teşekkür ediyoruz diyelim. Değerlendirmeyi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz. <laughs>